Fiyat sormada iki tane kalıba bakıyoruz. Cost, cost. Evet. Was cost doğru, of doğru. making... Cost'um, evet. Ezdi diyorum ya. Alıştık deminden. Evet. Was costed. Bir de was costed kalıbımızı kullanıyoruz. Costed. İki tane kalıbımız var. Peki biz bu kalıpları nasıl kullanırız? Was costed tarafında çoğul, was costed kısmında ise tekil olarak kullanırız. Şimdi burada mesela bir soru sorarken kullanacağımız bazı kalıplar var. Bunlar neler? I, kilo, bla bla bla. Daha sonra eine Dose, bir kutu anlamına geliyor. Eine Dose. Eine Packung. Paket. Aha, bir paket. Ein Liter. Litre. Bir litre. Eine Flasche olarak sorabiliriz. Bu da bir şişe. Bunda da, bunda şey var mı? Noktalı? Yok herhalde. Yok yok. Normal bu. Bunu direkt sorabiliriz. Daha sonra bir de Becher var. Eine Becher. Eine Becher de yoğurt kap anlamına geliyor. Plastik. Hmm. Plastik kap. Bunlar Flaşe neydi? Flaşe şişe. Hmm, şişe. Evet. Nasıl olur? Mesela geldim buraya. Dedim ki bunları tekille soruyoruz bu arada. Was costed? Deyip sırayı boş bırakalım. Şimdi dolduracağım orayı. Evet. Şimdi burada yazalım. Was costed? Aynı flaşe varsa bir şişe su ne kadar? Ya da geldim dedim ki eine Packung, was kostet eine Packung? Ne diyebiliriz mesela? Bir paket tereyağı, buta. Ha, buta, olur. Bir paket tereyağı ne kadar? Ya da bunları şey olarak da sorabiliriz. Tekil nesnelerde de sorabiliriz. Geldim mesela dedim ki bir bilgisayar ne kadar? Rastgele soruyorum. Ein Computer. Ya da geldim dedim ki ein Brötchen. Bir poğaça ne kadar? Ein Brot. Bir ekmek ne kadar? Bu şekilde herhangi bir nesnenin fiyatını sorabilirsiniz. Ama sadece tekilde. Peki nasıl cevap veririz? Cevap verme kısmında ise uzun cevap verebiliriz. Aynı flaşe varsa kostet mesela ne kadar? 3. 3 dry oil olarak söyleyebiliriz. Dry oil. Ama ya da küsuratlı S olursa, diyebiliriz. Küsuratlı olursa mesela dry oil fünfzig. Evet. Dry oil fünfzig şeklinde yapabiliriz. Bir de bunu kısa söyleyebiliyoruz. Onda da mesela eğer S. Kullanılan artikel belliyse S. S costed. Ama computer'da mesela artikel der olduğu için orada er diyor. Er. Yeah. Er costed. Yeah, costed. Yeah, costed. Evet, bu artikellerin hepsini bilmek lazım tabii. Tabii tabii. Ya artikelleri bilip söyleyeceksiniz ya da adam nasıl söylüyorsa uzun şekilde telaffuz edeceksiniz. Tamamen orada size kalmış. Bir de çoğullara bakalım. Çoğullarda ise biraz daha işimiz kolay. Ama burada da çoğulu bilmek gerekiyor. Geldim dedim ki was costed 2 kilo tomatın. 2 kilo domates ne kadar? Burada cevaplarken 2 kilo tomatın diyebilirim. Ya da the costed deyip mesela 2 kilosu 5
Burada diyoruz ki Fünfeuro, Fünfund, Siebzig olarak söyleyebiliriz. Çoğulların O hepsini zaman kullanabiliyoruz. evet, tamam. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Reduce cost'un kalıp. Öyle biraz daha işimiz kolay oldu. Bunun haricinde bu birinci kalıpta fiyat sormada. Bir de ikinci kalıp var. O da aslında buna benzer bir kalıp. Sadece karşınıza çıkarsa diye. O da we feel constant deyip yine söyleyebiliyoruz ya da we feel constant şeklinde yapıp yine sorabiliriz. Kullanım olarak aynı, farkları yok. İkisini de benzer yapıda kullanabilirsiniz. Mesela şimdi birkaç fiyat soracağım ben size. Tamam. Şu an ekranınıza yansıdı mı? Evet. En baştan başlıyoruz. Wifi kostu 500 gram brot. Feel Aha, 500 gram brot. constant? Sie kosten ein Euro. 1 euro, 3 und 50. Aha, ja, das ist richtig. Okay, was kostet ein Butter? Ein Butter kostet 1 euro 29. Aha. Zig değil de H olarak söylüyoruz. 20. Zwanzig. Aha. Tamam. Daha sonra was kostet ein Kilo Rindfleisch? O zaman es kostet sechs Euro neun und neunzig. Aha, 99. Ja, das richtig. Okay. Was kostet eine Packung Kaffee? Es kostet aynı dediğimize göre es diyebiliriz. Es kostet 3 Euro 99. 90. Okay. Devam ediyoruz. Was kostet ein Liter Saft. Saft? Meyve suyu. Es ein Liter Saft kostet. Bunu nasıl diyeceğiz? 0 euro mu diyeceğiz? Yok yok, nolu söylemiyoruz. Sadece O zaman neunund. 90 zipzik Neunund cent. sipsi sent. Evet. Neunund sipsi sent.